günaydın kaptan. Sana da günaydın Lapacı. Lapacı sen buradan ganimeti mi aldın yoksa? Hayır. Evet almışsın eller yukarı. Ganimeti benden aşırmaya çalışıyordun öyle değil mi? Ganimet bu mu? Saçmalamayı keser misin? İnanamıyorum Lapacı, bunun ne olduğunu farkında mısın? Kesinlikle evet efendim. Bu Kontraklia'nın efsane ve altın asasının yerini gösteren harita. Ne şanslıyım ama. Bu hayatım boyunca rastladığım en değerli ganimet. Sözünü ettiğiniz kişi hani bir tabutta yatan ve hava karardığı zaman dirilip kanlarını emerek zombiye çevirebileceği zavallı kurbanlar aramaya çıkan ve Bulgarya'da yaşayan efsanevi Kont Drakliya mı yoksa kaptan ha? Bunlar sadece söylenti Lapacı. Yani şimdi siz söylemek istiyorsunuz ki yani. Bulgarya'ya yelken açıyoruz Lapacı. İşte bunu söylemenizden korkuyordum kaptan. İskeleye yanaş Lapacı. Bir an önce şu şatoya ulaşmak istiyorum. Tabii kaptan. Demir at Lapacı. Dikkatli ol çünkü onları daha bu sabah yıkadım. Fikrinizi değiştirmenizi umuyorum kaptan. Bir vampirin hazinesini çalmak iyi bir fikir olmayabilir. Annem bana bu kontun canlıların kanını emdiğini söylemişti biliyor musun? Lapacı sana 100.000 kere söyledim. Vampir diye bir şey yoktur. Bu çok eski bir söylentidir. Uzun zamandır böyle bir hazineyi bulmak için uğraşıyorum. Ve böyle aptalca hikayeler yüzünden bundan asla vazgeçmem, tamam mı? Aklından çıkarma. Ama oraya gidersek bizi ısırıp hiç ölmeyen birine çevirebilir. Buna ne dersin? Lapacı, eğer bir vampir seni ısırırsa olacak tek şey mide hazımsızlığı çekmesidir. Ucuza kazıklar var, hemen alın. Yanınızda kazık yoksa gece yarısından sonra sakın mezarlıklardan geçmeyin. Ölüye bir sadaka. Sarımsaklarım var. Keskin kokulu sarımsaklar bunlar. Vampirlerden korumak istiyorsanız sarımsak alın. Bunlar vampirleri kaçırmak için. Vampir kovucularım var. Bu modern yöntemle sorun ortadan kalkıyor. Vampire sıkın ve ondan kurtulun. Vampir kovucularım var. Madem vampir diye bir şey yok, niye bunlar böyle şeyler satıyor bakayım? Ne bileyim ben, sen bahtı inanç diye bir şey duymadın mı ha? Siparişinizi alayım. Bu dünyada aptal çok. Boris, bu açgözlü korsan oyunuma geldi. Çok yakında avucuma düşeceğini hissediyorum. Ve bu yeni zehir sayesinde onu sonsuza dek canlı tutup sürekli yanımda kalarak bana kan vermesini sağlayacağım. Tabii buna canlı denebilirse. Bütün insanlar senin bir vampir olduğunu ve yaşadığın şatonun yerini bildiğinde içecek bir damla kan bile bulamıyorsun. Bu aptal fanilerin hiçbiri kanını paylaşmak istemiyor. Harika Martha Stewart. Bugün şato hakkında yalan söyleyenlere karşı ne yapacağımızı öğreneceğiz. İşte kasabanın barı Lapacı. Burada bizi şatoya götürebilecek birilerini bulabiliriz. Kuduz Sansar mı? Gördünüz mü işte kaptan, ben size vampir var demiştim öyle değil mi? Saçmalama, bu sadece aptalca bir söylenti o kadar. Merhaba baylar ve Kuduz Sansar'a hoş geldiniz. Ne içmek istersiniz? Bu arada yanılmıyorsam siz vampir değilsiniz değil mi? Hayır. Buna çok sevindim. Ama yine de ısırılmak isterdim. Seni çapkın. İçecek bir şey ister misin yakışıklı? Yakışıklı mı? Ben bir bardak süt rica edeceğim. Nasıl istersen tatlım. Sıcak olsun. Ben de bir Shirley Temple alabilir miyim? Baksana. Kadınları nasıl böyle etkileyebiliyorsun? Dış görüntün hiç de güzel değil. Ayrıca iğrenç kokuyorsun. Annem buna hayvan cazibesi derdi biliyor musun? Dış görüntümün nesi varmış bu arada? Merhaba yabancılar.
Siz buralardan değilsiniz, öyle değil mi? Hayır, değiliz. Niye? Senin gibi patates çuvalı giymediğimiz ve hayvan pisliklerine bulanmadığımız için mi? Yoksa öylesine mi sordun? Eğer isterseniz size de üstümdekilerden verebilirim. İşte kaptan, bizi şatoya götürmesini isteyelim mi? Ne dersin ha? Bu iyi fikir Lapacı. Affedersiniz Bay Armani'ydi değil mi? Acaba bizi Draklia'nın şatosuna götürmeniz mümkün mü? Kont Draklia mı? Draklia! Draklia! Hoş geldiniz beyefendi. Ben bu barın sahibiyim. Ha güzel. Belki siz bizi Draklia şatosuna götürecek bir rehber bulursunuz. Oraya gitmek istediğinizden emin misiniz efendim? Evet, eminim. Kendinize gelin. Hemen burayı terk edin. Henüz sağken buradan gidin. Gideceğim ama ancak şatodaki hazineyi bulduktan sonra. Beni karanlık ormandan geçirecek birine ihtiyacım var. Yok mu gönüllü? Anlamıyorsunuz galiba. Bütün barlar aşkına, lütfen bu uğursuz yeri terk edin ve bir daha geri dönmeyin. Adam çok ısrar ediyor, onu dinlesek iyi olacak. Bir rehber kaç para? 20 altın yeter mi? Altın mı dediniz beyefendi? Biz burada sizin hayatınızdan bahsediyoruz. Oraya gitmeyin, ne olur gitmeyin. Hayatım mı? Tamam, 30 altın olsun. Sorun para değil ki. İnsan hayatının maddi değeri ölçülebilir. Tamam, 40 altın. Kabul. At arabası arkada. Ne olur dönelim kaptan. Söylemiştim, ben vampirlerden korkuyorum. Lapacı, sana son kez söylüyorum. Bu sadece bir söylenti. Vampir yoktur. Şu Kont Draklia'da eminim zengin bir bunaktan başka bir şey değildir. Cimri, kötü kalpli ve kaba olduğu için de kasabalılar onun hakkında böyle aptalca hikayeler uydurmuştur. Batıl inançları da unutmayın beyefendi. Evet evet, batıl inanç. Bu neydi bu? Sadece dolunayda uluyan bir kurt, o kadar. Kurt değil de efendim. Av köpeği mi? Hayır. Efsanevi insan yiyen koca ayak. Kendisi asırlardır burada dolaşır. İşte bir saçma söylenti daha Lapacı. Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Anlatılanlara göre koca ayak tek başına yaşıyormuş ve geceleri, ama şu andaki gibi değil tabii, dolunayın olduğu aydınlık gecelerde yiyebileceği bir şeyler bulmak için dolaşmaya çıkıyormuş. Canlı şeyler, mesela insan. Ve yine anlatılanlara göre bir gece biz rahat yataklarımızda yatarken karanlığın içinden kocaman tüylü bir şey çıkacakmış ve daha sonra hepimizi alıp... Devam et, heyecanlı oluyor. Niye, güzel bir hikaye değil ki? Oyalanıyoruz işte, ne olacak? Al şunu, at arabasını kullanmasını biliyorsun değil mi? Ne bakalım buna ne diyeceksiniz? Ne hızlı koşuyor değil mi? Daha şatoya çok vardı aptal. Özür dilerim. Ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? Özür diledim ya, bir kazaydı. Hepsi bu. Şimdi ne yapacağımızı biliyor musun bakalım? Yürüyecek miyiz? Tam olarak değil. Lapacı, yavaş ol. Ne güzel bir yermiş. Hadi kapıyı çalsana. Hala ne bekliyorsun? Hadi kapıyı çal. Merhaba, Draklia şatosuna hoş geldiniz. Anne. Merhaba, biz yolunu kaybetmiş iki yolcuyuz ve... Ben de sizi bekliyordum. Yapma ya. İçeri girin. Valizlerimizi ben taşırım. Ay, burada bir tuhaflık var ama. İçeri gir Lapacı. Söylemeyi de bırak artık. Lütfen gelip imzalarınızı atar mısınız?
Lütfen kan grubunuzu da yazın buraya. Yemek odası için beni takip edin. Yemek birazdan başlayacak. Kendine gel lapacığı, dikkatini topla. Bir an önce o hazinenin yerini bulmak zorundayız. Ama o. Kaptan, bu büyü. Evet, lezzetleri de büyüleyicidir. Şunlara bak. Umarım karnınız açtır. Hem de nasıl. E siz yemiyor musunuz Bay Draklia? Ben asla yemek yemem. Öyleyse kadeh kaldıralım şerefe. Ben içecek de içmem. Gerçekten mi? Herhalde çok susamışsınızdır. Tahmin edemeyeceğiniz kadar. Artık yatsak iyi olacak. Lapacı sen de yorgun değil misin? Yani çok lezzetliymiş ama. Beğendiğinize çok sevindim. Evet, size iyi geceler Bay Draklia. Siz duymuyor musunuz? Hayır. Ben geceleri biraz dolaşmayı severim. Daha sonra yatacağım. Size iyi geceler. Size de iyi uykular. Örümcek burayı 10 yıllığına kiralamış olmalı. Ne kadar da soğuk. Dur, ben pencereyi kapatayım. Ateşten ne haber lapacı? Ben de yakmayı deneyecektim. Hazine sandığı yeraltı mezarında görünüyor. Hiç buralarda böyle bir şey görmedim. Belki de bodrum katındadır. Dikkatli olsana lapacı. Ay, yarasa, yarasa. Olamaz, zaman çoktan gelmiş, hemen gitmem gerek. Hayır, bu kesinlikle kanımızı emmek için gelen bir vampir yarasaydı kaptan. Yine mi başladın? Gidip şu hazineyi bulalım. Hazine buralarda bir yerdedir. Gidip içine bak lapacı. Yok canım. Niye ben bakıyorum? Vampirlere inanmayan sizdiniz değil mi? Tepemin tasını attırma lapacı, şu tabutu aç. Ama korkuyorum. Tamam. Taş, makas, kağıt. Hadi bir kez daha. Son kez. Kaptancım, siz gidemez misiniz? Hayır, sen kaybettin. Ay. Bu o. Gördünüz mü? Size onun bir vampir olduğunu söylemiştim. Sadece bir tabutta uyuduğu için mi? Al onu. Lütfen benden bunu isteme kaptan. Al dedim. Adamcağızı uyandırma. Ver. Güzel bir şeye benziyor değil mi lapacı? Sanırım kilitli. Bunu açacak bir anahtarım var mı? Hazinemi bana geri ver. Çabuk. Koş! Koşuyorum. Burada da var. Hadi geliyor. Ay.
Aptallar fazla uzağa gidemeyecekler. Vampirler o kadar da korkunç değilmiş Halyapacı. Çok kolay oldu. Açılsana ya, açılsana. Teslim ol inatçı kutu. Bu kapağı açmak için sert bir şey gerekiyor. Bulabilir miyim? Hayır, bunun işe yarayacağını sanmıyorum Lapacı. Boyutları biraz daha küçük olmalı. Bana bıçağını ver. Bak, sana bıçağını vermeni söyledim. O kütüğü kafamda denemeni değil. Anladın mı beni? Evet kötücük, herhalde sonunda vampir diye bir şeyin olduğunu anlamışsındır, öyle değil mi? Tamam tamam, ilk dersimi aldım. Peki bundan sonraki derste ne öğreteceksin? Ayrıca zavallı Lapacı'ya ne yaptın? Benim kontrolümde ilk olarak sen zombiye döneceksin. Bu ilaç sayesinde sonsuza dek yaşayacaksın. Bu harika bir şey. Benim ebedi kan kaynağım olarak. Bu o kadar da harika değil. Çabuk ona ilacı enjekte et. Dinle Lapacı, bu yıl sana ücretli tatil vermeyi düşünüyordum. Ne dersin? Tamam Lapacı, haftada iki günde tatil. Üç. Tamam, bu hafta tuvaletleri temizlemek zorunda değilsin. Ne? Ne? Ne yapıyorsun? Geri dön. Çabuk emirlere uy. Hayır, ondan uzak dur. Ne? Aa! Seni salak, ne yaptın böyle? Şu an dışarıda pırıl pırıl bir güneş var. Hayır, hayır. Dur. Pastacı. Ay, teşekkür ederim kaptancığım, kurtulacağımı sanmıyordum. Ben de öyle, yani ben de kurtulacağımı sanmazdım. Gerçekten bir hafta tuvaletleri temizlemek zorunda değil miyim şimdi? Pişmanım ama artık çok geç. Şimdi şu hazineyi al ve gemiye git. Emredersin kaptan. Sonunda. Neymiş kaptan? Altından bir tahta ovma fırçası. İşte nihayet koleksiyonumun tek eksik parçasını da bulmuş oldum böylece kaptancığım. Onu al ve gerektiği gibi kullan. Ama bir hafta tatil oldum söylemiştin. Bir hafta mı? Bir geminin tuvaletleri bir hafta boyunca temizlenmese ne hale gelir biliyor musun? Ve sakın tuvalet pırıl pırıl parlamadan geri dönme. Kaptan bir şey söyleme, içeride vampir var. Sence böyle bir yalana kanar mıyım ha? Her yeri o. Ama inan bana, inan bana. İmdat bari. Hadi istemiyor muydun? Al sana işte. Hadi yapacağım.